Çökertme sahillerinden herkese merhaba. Bugün sembolik 14. Gökova turunun ilk günüydü, ilk rotasıydı. Bodrum'dan sabah itibariyle çıktık ve buraya geldik. 2 aylık bisikletsiz geçen günlerden sonra bugün yeniden bisiklete binmek çok iyi geldi, muhteşem oldu. Az sonra işte akşam yemeği için falan hazırlanacağız ama geldik ve denize girdik. Yıkandık ve şimdi dinleniyoruz. Tur başlangıcını Bodrum Antik Tiyatrosu'ndan bir gelenek olarak oradan başladık. Ve Levent abi de turla ilgili şöyle küçük bir söylemde bulundu. Günaydın arkadaşlar. Bu tarihte belki 300 kişi şu anda burada toplanmış olacaktık. Ama maalesef kötü günlerden geçiyoruz ve toplanamıyoruz. Biz sizin yanınıza 4 kişi size vekaleten bu turu buradan başlatıyoruz. Hep birlikteymişiz gibi 29 Ekim'de görüşmek üzere. Ben en son 13 Mart'ta Kaan'la birlikte bisiklete binmiştim. 12 Mayıs itibariyle neredeyse 2 aydır bisiklete binmediğim tescillenmiş oldu böylece. Bana adeta anne babamı kucaklamak gibi geldi. Şu anda beni rüzgar sarıyor, bir kafa rüzgarı alıyoruz ama ondan o kadar mutluyum ki tam bir kucaklaşma oldu bu tur. Bugün 60 kilometrelik bir yolumuz var. Bodrum çökertme. Daha önceki videolarda çökertme seyahatimizi görmüştünüz Kerim'le. Kerim de bugün bize suvanyör olarak destek veriyor arkada minibüste. Haliyle güzel bir ekip bir aradayız. Zaten ileride tek tek kamera karşısına geçireceğim ve konuşacağız. Kilometreyi geride bırakıyoruz az sonra ve Mazı yokuşu bitti. Az evvel 20. kilometrede verdiğimiz kahve molasından sonra öğle yemeği için yukarı Mazı'da bir yerle anlaşmıştı Levent abi. Muhtemelen onlar yemeklerini yediler. Ben oldukça geride kaldım. Bir kafa rüzgarı, iki bacaklarında gerçekten iki ayın güçsüzlüğü var. Daha önce Joko bitmiş diye bir video yapmıştım. Bir benzer şeyi yaşıyorum. Ama tek başına buraların tadını çıkarmak da oldukça güzel. Bu yorgunluğun da acısını şimdi yemekte çıkarırım. Kuru fasulye pilav. İki gün üst üste mi kuru fasulye pilav oldu? Böyle mi akşam? He. Ondan sonra yazdım. Dedim ki kahvaltıda kuru fasulye pilav arkadaşlar. Sonra çok tepki gelmedi. Demek ki insanlar sevdi. Aşağı yukarı ön gruptan 45 dakika geride girdim. Yani oldukça yavaş çıkabildim yokuşu, Mazı yokuşunu. Fakat arkadaşlarım beklemişler. Yani ben geldiğimde hep beraber yemek yedik. Şimdi Mazı'dan aşağı inmeye başladık. Artık bundan sonra yokuş bizi çökertmeye götürecek. Sanıyorum bu iniş de bizim biraz ortalamamızı yükseltir. Şimdi arkada Levent var, obalar. Onun lastiği patladı, o yüzden arabada müdahale ediliyor. Ben biraz onu bekleyeyim dedim. Ama ilk günden belki biraz rüzgar olması bizi yordu ama en azından havaların ısınmaya başladığı şu günlerde böyle bir rüzgara da ihtiyaç vardı. Bir de orman yolu iyice koruyor. Sadece Mazı biraz korumasızdı. Herhangi bir yerde, herhangi bir gölgede saklanmak mümkün değildi. Girecek misiniz denize? Ya ben bugün değil, ben yarın. Analım mı? Merak ettim.
Tamam, aktifte de gireriz de sezon açalım bir. Yapma be Joka be ya. Yapma be ya. Ben gir, yarın gir. Sezonum yarın açacak. Aktifte mesela jandarma daha çok şey yapar. Evet, daha riskli. Tamam, doğru. Ama ben şey Öner'den ayarlayacağım onu. Böyle tatlı bir şekilde süzülerek buraya geldik. Gerçekten şiirsel bir yolculuk oldu. Yarın da buradan çıkacağız ve ikinci gün olarak Akbük'e geçeceğiz. Vallahi şey olarak büyük şans. Normalde Gökova turları çadır kamplı olur. Ama şu dönem çadır kurmak yasak olduğu için, kamp alanları kapalı olduğu için biz de kendimizi işte tadilat halindeki bu apartlardan birini attık ki bundan sonraki günler de öyle olacak. Çadır kurmayacağız. Dolayısıyla fazla eşya getirmedik. Her şekilde nasıl olursa olsun Gökova turu çok özel oluyor. Çok bana böyle bir okulun pilav günü gibi geliyor. Hep böyle tanıdığımız insanlar, defalarca katılan insanlar bir araya geliyoruz ama bu sene maalesef öyle olmadı. Eğer hiç katılmadıysanız, çünkü insanlar defalarca katılıyorlar, mutlaka bu tura gelmeye çalışın. Bir parça antrenman yaptıktan sonra tabii. Biraz yokuşları, virajları, battı çıktı yolları sizi zorlayabilir. Turun özelliği de şudur. Gerçekten bu zorlu rotaları tamamladıktan sonra yol sizi mutlaka bir deniz kıyısına indirir. Çadırınızı deniz kıyısına kurarsınız. Yemek kuyruğuna girersiniz. Bir sürü anı biriktirir. Yeni dostlar edinirsiniz. Tuvalet kuyrukları keza, duş kuyrukları. Ama bence Türkiye'nin en güzel turu. Ay, çıkılar üzüldü. Benim de ayrak. Ya dur şimdi. Düzgün bir yere koymam lazım. Ben zaten şimdi bir denize girdim, hiçbir şey kalmış. Gireceğim mi bir daha? Abi gelirim ya. Koşturam ben. Özür dilerim. Doğru. Akşam suyu diye bir şey var ya. Hem jandarma da gelmez. Hiç.